Merhaba arkadaşlar, şu an çok uzaktan bir konuğum var. Azerbaycan'dan bir konuğum var. Kendisi değerli sanatçı arkadaşım Şehriyar Bilov'la beraberiz. Onunla sohbet edeceğiz. Bu günleri, koronalı günleri ve Şehriyar'ın neler yaptığını, en son yaptığı işleri, sanat hayatını konuşacağız. Şehriyar hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Ahven Bey, nasılsın? Bütün Türkiye'ni buradan salamlıyorum, İstanbul'u salamlıyorum. Yani artık 7 ay... oldu. İstanbul'da değilim maalesef. Bir yıl orada yaşadım. Orada da seni tanıdım. Çok iyi ki tanıdım. Böyle güzel abim var. Yaratıcı, güzel yüreği, böyle yüreği olan insan. Yani merhabalar bir daha diyorum. Seni görmemi çok sevindim. Teşekkür biraz ederim. Biraz Türkçem biraz kabalaştı. Azeri Osmanlı Türkçesine çevrildi ama yani anlayacaksın beni. Yo çok güzel konuşuyorsun. Şehriyar ne yaptın? Son görüştüğümüzde sen bir film için döndün Bakü'ye. Bir film çektiniz değil mi? Evet bir film çektik. Döndüm Bakü'ye. Bu yaz aylarında başladı. Çok enteresan bir melodram oldu. Yani biraz maceravi melodram oldu. Azerbaycan'da biliyorsun dünyada da hep böyle maalesef ki komik filmler daha çok iyidir. Yani insanlar komik filmlere daha çok giderler. Şimdi biraz ciddi filmleri sinemalarda çok da izlemezler. Yani ciddi filmleri, dizileri televizyonda izliyoruz. Yani bu normal. Ama sinemalara yalnız keyfimizi açmak için gidiyoruz. Bunun da farklı sebepleri var biliyorsun. Kredi, problem, o bu kafa doluyor. İstiyorsun bir yere gidip rahat gülüp stres atma. Yani evet. Maalesef biraz o işten kötüyüz. Risk yapıp bir, ciddi bir film çektik. Artık Oximedia Production var bizim arkadaşın. Aksana Resulhan'ın. Başka Haraman filmde de hemşinin. Bir production. Üçüncü var. Yani herkesle konuşuyorsun yani. Bu çok faydalı bir zaman. Evet. Ben ise yani öyle şeyler de oluyor. Bilirsin şimdi Instagram'ın direktinde artık magazin program yapmak olur. Yani orada sen direkte girdiğin zaman 6, 7, 10 kişiyle bile konuşabilirsin. Canlı canlı video. Şimdi evet. 10 kişiyle konuşa konuşa medya file açıp hansa bir videonu müzakere edebiliyorsun. Çok güzel olmuş. Oraya giriyoruz. Çocuklarla bir şeyler konuşuyoruz. Boş zamanlarımda ise en çok sevdiğim yani çizmeye başladım. Resim çizmeye başladım. Bunu ilk keşfettim İstanbullu olduğum zaman. Yani sahilde geziyordum. İçim çocukluğumu hatırladım. Seninle en çok gezmişim bu sahilde. Yani Moda sahilinde. Ha, çocuklar diyettim. Bir konu düşündüm ki ya ben çocukluğumda çok iyi çizerdim. Ya zamanım boş. Bizim bir kuaförümüz vardı Türkiye'de Şen abi. O da sanata çok bağlı bir insan. Her zaman bana söylüyordu ki böyle bir galeri var açılacak. Gideksen de git. Gidiyordum. Yani içimdeki o kapını açtı. Artık o 30 yıl, 35 yıldan sonra birdenbire o kapı açıldı. İnsanlar var ya geç başlarlar ama ne zamanki diyorlar ya bana hala gelmedi. Bana geldi. Küller olsun. Sevdiğim bir sanat var. Çizmeciliği geldi. Ben sana indi İlk resmimi bir hardan hara geçiyorum ama ilk resmimi göstermek istiyorum. Evde evet, oturduğum evet. Zaman... Merakla bekliyorum resmi. Evde oturduğum zaman bir hafta önce çektim bunu. Türkiye'de biraz şey antrenman yaptım ama çekemiyordum. Şimdi yağlı boyaya geçtim. Bak bu resmi çizdim. Çok güzel. Evet. Bu ilk işim. Şimdi bizim o arkadaşımız Oksana Resulova diyorum. Instagram sayfasında böyle bir resmi var. Bunu çizdim. Şimdi Oksana'yı çizdim. Evet çizdim abi. Bak. Çok güzel. Evet tam bak gözler Oksana evet. Evet evet abi. Tam okşattın. Yani el her şey. Çocuklar diyorlar ki kardeşim sen artık devam et. Yani bu sende varsa neden evet. Devam etmeyesin? Şimdi doğru devam ediyorum. Öyle bir yeteneğin varsa bunun üzerine gitmen lazım. Geliştireceğim. Biraz da inşallah karantinden sonra olabilsin bir sergi de yaptım abi. Çok iyi. Yani iyi bir iş. Yani bu karantin, bu COVID bana yardım etti. Yani benim bir tarafımı da açtı yani onu söylemek istiyorum. Hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır derler. Bu da senin içindeki sanatı ortaya çıkartmış oldu. Gördüğün gibi. Benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan, Bakü eğlenceyi, gece hayatını, kafeleri severdi. İnsanlara zor geliyor mu kafelerin vesairenin kapalı olması? Abi sabahlara kadar, 6'ya kadar şehirde olardık. Yani işler bittiğinden sonra akşam 12'de gidiyorduk. Nerdimizi oynuyorduk.
nargilemizi içiyorduk. Hafta sonları diskoya gidiyorduk. Farklı farklı eğlenceler vardı. Yani dinamik şehir biliyorsun. Şimdi yaz geldi artık. Yüreği partıyor abi. Dışarıdan güneşi görünce kışkırma bağırmak istiyorsun yani. Bu ne? Ama sabreden derviş muradına ermiş derler. İnşallah bir çok az kaldı. İnşallah geçmiş olsun Türkiye'mize de, Azerbaycan'ımıza da. Yani turizmimiz durdu. Yani devletimizin en çok para kazanan tarafları da yani turizm yani. Ben de şimdi düşünüyorum ki ya Allah Allah, Antalya'sı, Bodrum'u, yani her şey durdu yani. Nasıl olacak? Tabii hayat, yani hayat insanlar, durdu. Hayat durdu. Müflüs olanlar, insanların parası gidecek, kiraylar var. Büyük büyük yerler götürdüler onlar. Yani her şeyi düşünüyorum. Yüreğim ağrıyor insanlara. Ama inşallah ki daha iyi bir şeyler çıkar karşılarına. İnşallah bu günleri de atlatırlar. Orada hastanelerde durum ne? Biliyorsun İstanbul şu an Türkiye'deki en yoğun hastanın olduğu yer. Ve İstanbul çok kalabalık. Hastalar da çok fazla. Ölüm çok fazla. Orada durum ne? Abi bizde yavaş yavaş azalıyor inşallah. Biz ki çabuk başladık karantine. İnsanlar tam ilk günlerde tam oturdular evlerinde. Hiç kimse çıkmıyordu. Dışarıdan yollar bomboş. Şimdi işe gidip geliyordu. İzin olanlar gidip televizyonlar çalışıyor. İnsanlar gidip geliyorlar. Marketler çalışıyor. Marketlerde kalabalık yok. Yani iki saat çıkıyor insan. Bizde o haos olmadı. Evet. İnsanlar anlıyorlar ki bu benim hayrım için. Ben evde oturacağım. Çalışmayan, böyle olmayan insanlara da para veriliyor. Çalışan insan para veriliyor. Hem de çalışan insanların vergileri yıllarla vergiler vermişlerse onun bir kısmı geri veriyor insanlara şimdi. Yani böyle bir taraflara da oldu. Yani devlet insanlarını az uzun düşünüyor yani. Düşünüyor. Şimdi ayakta kalmamız için biraz sabretmemiz lazım. İnşallah sonra daha iyi olacak her şey. Sağ olsun devletimiz biraz dikkatçi milletine göre. İyi. Her şey gidiyor. Evet. Şimdi son günlerde İstanbul'da denizin rengi değişti ve çok temizlendi. Hava... Bak şimdi o tarafındaki söyleyeyim. Bakü'de de böyle değişiklikler oldu mu? Yani insanlar çekilince doğa biraz kendini toparladı. Daha güzel şeyler olmaya başladı. Şimdi denize çok az yakın yaşıyorum biliyorsun. Ama denizi evet. Göremiyorum abisi. Bilmiyorum. Biz de Hazar Denizi yani biraz Marmara Denizi gibi biraz bulanık deniz biliyorsun. Yani evet. Rengi biraz tuzlu, çok tuzlu olduğu için rengi biraz farklı. Yani duru değil yani için görmezsin. Olabilsin bu dönem ona iyi tesir etsin yani faydalı olsun. Ama bu arada yani bizim denizimizin iyi tarafı kötü tarafı oldu ki petrolümüz var denizden çıkıyor hapsi. Yani bunun ister istemez onu durduramazlar. O sistem fabrika gibi gidiyor. Evet. Yani çok da denizin tasarı bunun toplum olarak faydası var. Yani araba at çalışıyor, fabrikalar durdular bazı fabrikalar. Yani tabiat nefes alıyor yani onu söylemek istiyorum. İnsanlar biraz yani bunun için çok işler görmek lazım. Bu karantinle dünyanın tabiatı olmaz. Bunun için insanlar vegetarian olmalılar ilk önce. Ona göre ki insanın telabatı sütlü yemeklerdi. Bakalım inek, koyun, kuzu. Yani bir ineğin gün erzinde içtiği su insanın içtiğine 10 defa çok abis. Evet. Şimdi fabrikalarda milyonlarla suyunu mayalanmayla ineğler artırdılar. Ve onların içtiği su artık yani ekonu tüketir. Artık 20 yıldan sonra dünyada su çatışmamazlığı olacak. DiCaprio'nun o yeni filmi var ya. Yani ona bak mükemmel bir film. Evet. Yani artık 20 yıldan sonra su tükenecek dünyada. En çok su ihtiyatı olan ülke Rusya. Şimdi onda biraz var ama dünyanın çok ülkesinde mahvolacak. Bunun için işlere geçmek lazım. Vegetarian olmak lazım. İnsan öz fitretine kaydırmalı. Yani yırtıcı olmamalı. Ayı gibi daha çok yeşillikten gıdalanmalı. Onda sağlam olar biraz daha tabiate de çok faydalı olar yani. Ya biz burada 60-65 yaşı yaşlıları evde tutmakta çok zorlandık. Sizin orada durum nedir? Bizde eksine abi. Bizde yaşlılar evde oturmuyor. Babamın 70 yaşı var. Annemin 65 yaşı var. Evden bayrağı çıkmıyorlar. Evler, bizde bir iyi bir tarafı ne? Bizde evimiz yani bina evi değil. Çöllü biri. Evet. Yaz da geldi. Heyete çıkacak. Antrenmanını babam yapacak. Gelip oturacak Netflix'ine bakacak.
Yani onun işi bu. Annem de mutfakta. Ben gidiyorum marketten alıyorum geliyorum istediklerini veriyorum onlara. Ga dedi de ga veriyorum. Gu dedi de gu veriyorum. Yani iş biter bununla. Yani çok rahatlar. Şükürler olsun sen, bizde böyle problem yok. Sen de yanlarında olduğun için daha mutlular tabii ki. Daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Yani evet. Yani eskiden beni görmezdiler hiç. Şah sabah çıkardı. Sabah da geri dönerdi. Gece çocuğu olduğum için. Şimdi her gün yanlarındayım. Çıktığım zaman da biraz rahatsız oldular. Diyorum anne ya geleceğim ya 2 saatlik gidiyorum geliyorum yani sen biliyorsun böyle şeyleri. Evet. İnşallah. Peki televizyon sektörü nasıl etkilendi? Sanırım sizde de diziler durdu değil mi? Canlı yayında. Bizde şimdi bir dizi başlamıştı. Ben kontrakla orada oynayacaktım. Bir bölümünde oynadım. Dizi durdu. 2 bölüm çekildi durdu. Yani kütlenin bir yere gelmesi izin verilmiyor diye durdurdular dizini. Ama televizyon programları gelir. Yani çalışıyorlar televizyonda insanlar. Bir de canlı bağlantılar oluyor televizyondan. Yani Skype'la canlı bağlantı. Bu misafirimiz. Bizim bir televizyon programı kanalı var. ASTV Devlet kanalı. TRT1 diyelim. Onun bir programı çıktı. Balkondan canlı yayına çıkıyorlar. Yani her şarkıcının evinde balkondan bütün binalara ses şeyleri, cihazları koyuluyor. Oradan da canlı yayıma televizyonla veriliyor. Yani program yapıyorlar balkonlarda. Çok enteresan bir şey. Yeni bir yaşam tarzı çıkarttı. Yani bundan sonra çok da... Çok yeni bir... Dünyamız artık değişti. Sen bunu biliyorsun. Dünyamız artık değişti. Yeni bir döneme geçiyoruz. Bu arada da yeni style televizyon programları çıkıyor. Yeni style yaşam tarzı geliyor. Yani... Bilmiyorum yani yarın ne olacağını bilmiyorum ama faydalısı hayırlısı olsun. Peki sence her şey normale döndüğünde eskisi gibi insanlar vıcık vıcık olurlar mı? Bak benim öyle bir dönemim oldu ki hayatımda yani 41 yaşım var. Ben Sovyet çocuğuyum biliyorsun. Sovyetlerde doğdum. Ben her şeyi gördüm. Sayacağım bir bir. Ben Brejnev'i gördüm. Ben Gorbaçov'u gördüm. Ben komünist gibi 1 Mayda dedemle... Sovyet bayrağıyla 1 May bayramına çıkıyordum yani. Onu gördüm. Piyaner oldum abi. 88. yılda çevrilişler gördüm. Rumunya'daki Sovyetlerin çıkması insanlar. Gürcistan 20 yanvar Azerbaycan yüzlerle kişi azaldığına göre tankların altında kaldılar. Bizde çok yani 20 yanvar bize çok korkunç bir dönem. Gözümle gördüm o dönemi. Ben oradaydım. Yani insanların ayağı tankın altında kaldı, kafası kaldı onu gördüm. Ondan sonra Karabağ savaşı başladı. Onu gördüm abi. Harbide oldum. Yani Afganistan'ı gördüm. Irak'ı gördüm abi savaştan. Yani ben savaş çocuğuyum. Yani o öyle bir zamanda kaldım ki bütün dönemleri komünizmden demokrasiye, oradan kapitalizme her şeyi gördük abi. Şimdi ne gelecek bilmiyorum ama hayırlısı inşallah. Yani iyi bir dönem gelsin. İnşallah. Dünyada hiç kimse diyemez ki iyi bir dönem gelecek. Yani şimdi ne oluyor? Çok da iyi olmuyor. Hep gelen gidenler itiyor. Hep gelen diyor ki sosyalizm yaratacağım ama hiçbir şey yaratmıyor. Öz manfaatına göre bir hayat sürüyorsun. Şimdi inşallah ki Rockefeller'lerin elinde kalmarız. Daha sağlam bir hayatla hayatımızı devam ederiz. İnşallah ki Allah Türk'ü, milletimizi, devletimizi korusun abi. Amin amin doğru söylüyorsun. Yeni dünya neler getirecek bilmiyoruz. Bilmiyorum. Nano sistem ya yani daha farklı bir teknolojiye geçiyoruz. Yani olabilsin ki 10 yıldan sonra arabalar göğde uçtu. Yani çok enteresan bir şey var. Hollywood her zaman 20 yıllarla önce bize anlattı her şeyi. Biz bilmiyorduk. Şimdi eskiden Terminator'a bakıyorduk. Diyorduk bu ne ya? Böyle bir şey olur mu yani? Terminator 1'e yani hatırlıyorsun baktığımız zaman. Tabii. Fantastik diyorduk. Fantastik bir film diyorduk. Abi şimdi o fantastik film real bir şeye çevriliyor. Ya anlıyorsun ki yarın tam o hadiseler rahat rahat olabilir. Benim bir arkadaşım var, yapımcı bir arkadaşım var. 68 yaşında. Biraz geniş bir evde oturuyor. İşte 200-250 metrekarelik bir evde oturuyor. Salondan balkona çıktığında, evinin balkonunda, salondan balkona çıktığında cebine mesaj geliyormuş evden ayrılma diye. Ya o kadar mı yani?
Yani telefondan, cep telefonundan takip ediyorlar ve Çipler var ya, ya anladım. en büyük çip cep telefonu, cep telefonundan her şeyi yapıyor, takip ediyor ve evden dışarı çıkma, sağlığın için evde oturmak zorundasın diye anında bana mesajları gönderdi. Sana göndereyim. Yani böyle dakika başı mesaj Allah geliyor. Allah. Ama bizde öyle şey yok abi. Yani bizde biraz şey, şimdi mesela Sağlık Bakanlığı bir tane proje uygulamaya başladı. Telefonuna yüklüyorsun, gezdiğin yerde eğer koronavirüslü birisi varsa sana direkt mesaj geliyor. Bulunduğun yerde koronavirüslü var, dikkat et diye. Allah Allah. Yani çipi Sonra ne taktılar bir çıkacak? tarafımıza, bizi oradan takip ediyorlar. Ya merak etme, başka yerlerimize takacaklar abi. Zamanı bitti, durmalısın diye. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben de abi. Teşekkür ederim. Çok Orada fazla uzun sağlıklı, zamandır seni bir an önce görmüyordum. sağlıklı, mutlu günlere dönmenizi Amin inşallah. diliyorum. Amin. İnşallah hep beraber daha güzel şeyler yapacağımız, daha mutlu olacağımız günlere döneceğiz. Bakü'ye, Azerbaycan'a selamlar, saygılar. Hepinizi kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Buradan da herkese, bütün Türk dünyasına selamlar inşallah. Allah bizi Teşekkür korusun ederiz. abi. Sağ olasın, sağ olasın. Kış günü herkesine mübarek olsun. Memleket isterim. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.